Başkanım özellikle burayı seçtim. Süper Lig. Güzel olmuş, evet. Arkası. Artık bir mesaj olsun. Az kaldı. Evet, bir puanla düştü fark. Bir maç değerlendirmesi, bir genel değerlendirme almak istiyorum. Genelde biz kazanmak için oynadığımızdan dolayı devamlı rakibe yükleniyorduk. Oradan da defansımızda problemler, sıkıntılar yaşadık yani. Geçen maçlarda, bundan önceki kaybettiğimiz maçlarda. Onun da çözümünü hocamız bulunca güzel bir galibiyet aldık. Takımın oyun düzeni, ondan sonra mücadelesi, kompak oyunu, her şey dört dörtlü. İyi oynayarak güzel bir galibiyet aldık. İyi oynadık, güzel mücadele ettik. Skor farklı da olabilirdi. Bugün kalecileri özellikle çok başarılıydı Eskişehirspor'un. Onlar da büyük bir camia. Onların da bu ligde kalması lazım. Esasen Süper Lig'e de çıkması lazım işin gerçeği. Çünkü büyük camialar Süper Lig'de olmalı. Ama biz bugün kalırlar. İnşallah ligde kalırlar onlar da. Biz bugün şunu gördük. Taraftarlarımız kenetlendi. Şehirde yine geçen seneki gibi bu sinerji oluştu, ambiyans oluştu. Özellikle gece de takip ettik biz tabii. Taraftarlarımız güzel bir koreografi hazırladı. Evet. Onlara teşekkür ediyoruz. Sabaha kadar çalıştılar ama emeklerine sağlık. Allah hepsinden razı olsun. Hem güzel bir koreografi yaptılar hem de 90 dakika hiç susmadılar. Yani o coşku burada galibiyeti getirdi. Futbolcularımız da, onların da ayağına sağlık. Hocamızın söylediklerini harfiyen yerine getirdiler. Ve haklı bir galibiyet aldık. Güzel oynayarak 3 puan kazandık. Bir şey kalmadı. 6 maçımız kaldı. İnşallah bu 6 maçımızı da puan kaybı olmadan atlatırız ve Süper Lig'e şampiyon olarak çıkarız. Ankara bunu hak ediyor. Ankara Gücü taraftarları da, camiası da bunu fazlasıyla hak ediyor. İnşallah ekonomik problemlerimizi çözersek, yani sıkıntı yaşamazsak ekonomik olarak, Süper Lig gözüküyor. Onun için de destek istiyoruz işte. Bugün yine Ato Başkanımız geldi. Ona da dedik yani bu takım bizim değil, hepimizin takımı. Siz de neticesinde Ankara Ticaret Odası'nın başkanısınız, artık bir destek atın şu kulübe dedik. Destek derken yani şimdi ekonomik olarak bunların durumları çok çok iyi. Yani normal esnaftan çok iyi durumdalar. İnşallah ciddi bir katkı sağlarlar. Dediğim gibi 6 maç, 1,5 ay. Futbolcularımız geç idare ediyorlar. Ödeme yapıyoruz ama prim olarak ödemelerini yapıyoruz. Peşinatlarını ödedik. Maç başları duruyor. Onlar en azından bizim samimiyetimizi bildikleri için, biz de onların samimiyetini, dürüstlüğünü biliyoruz. Böyle abi kardeş güzelce gidiyoruz. Yani bir sıkıntı yaşamadık. İnşallah bundan sonraki süreçte de yaşamayız. Ben bugün maçtan önce Ankara Gücü'nün bu maçı kaybetmesi için bütün şartlar yerinde demiştim. Rakipler puan kaybetti. Ankara Gücü taraftarı şov yapacak, gösteri yapacak. Hep böyle maçlarda bir tökezleme oluyor. Çok korkarak izledim açıkçası maçı ve ilk yarıda da gol olmayınca iyice acaba yine mi aynı döngüye gireceğiz dedim ama Ankara Gücü maçı kazandı. Kaleciler dediniz, Altay'da milli takıma gitti. Altay'da tabii. Altay'da gerçi Altay'a çok fazla bir görev düşmedi bugün ama geçen hafta üzerine düşeni fazlasıyla layıkıyla yerine getirdi. Güzel kurtarışlar yaptı. Yani galibiyette onun da büyük bir payı vardı geçen hafta. Şimdi biraz önce konuşmama başlamadan önce şunu söyledim ben. Yani biz taraftarlarımızın bu tezahüratıyla, coşkulu tezahüratıyla çok fazla ileriye yükleniyorduk ve arkada gedikler bırakıyorduk. Oradan sıkıntı yaşıyorduk. Bunu da zaten maçtan önce bir haftadır arkadaşlarımızla konuştuk. Maçtan önce de hem ben hem hocamız gerekli telkinlerde bulundu. Yani bizim gol atmama veyahut da yenememe gibi bir problem yaşayacağımızı hiç düşünmedik. Yeter ki biraz sabır edelim biz. Takım olarak biraz sabır edelim. Bizim söylediğimiz de oydu. Bizim taraftarlarımız rakibi etkilesin. Biz etkilenmeyelim. Biz oyunumuzu oynayalım. Kompakt bir şekilde oyunumuzu oynadık. Ve dediğim gibi futbolcularımız, hocamızın
taktik disiplinle harfiyen uydular. Bana göre çok da zor olmadı. İyi güzel bir galibiyet aldık. Önemli bir virajı atlattık. Çünkü küme düşmeye oynayan takımlar her zaman tehlikelidir. İşte bundan sonraki maçımız iki yine hafta aynı sonra şey. Aynı şekilde Denizli ile olacak. Ayakta kalan, güçlü olan maçı kazanacak. Dolayısıyla biz bunun da hazırlığının içerisindeyiz. Yani bir şey bırakmış değiliz. Futbolcularımız 2-3 gün dinlenecek. Ondan sonra kaldığımız yerden Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Açık söyleyeyim, ben devre arasında transfer yasağını kaldıracağınızı umut ediyordum. Çünkü çok güzel bir şey yakalandı. Liderliğe oturdu takım. Mehmet Başkan ne yapar eder bu transfer yasağını kaldırır diyordum. Kalkmamasının biraz da dertlerini yaşadık. 3 maç neredeyse yerli ilk 11'le çıktı sahaya takım. Yabancısız çıktı. Hiç yabancısız çıktık. Ya şartlar onu gerektirdi. Yani şimdi bir yerden destek alamıyorsunuz. En ufak bir geliriniz yok. Hepsi hacizli. Halen daha bundan önceki dönem belediyenin müteahhitlerine halen bizim paralarımız, kazandığımız paralarımız oraya gidiyor. Eski yöneticilere. O müteahhitler arkadaşınız ama başkanım. Bir tanesi değil ki. Şimdi listeye baktığınız zaman ona daha sıra gelmedi. Yani Nuri Eliboğlu'lar var, ondan sonra Namık Tanıklar var, sırayla gidiyor. Kalyoncuoğlu var, Kalyoncu İnşaat var, var da var. Yani, belediye başkanının değişmesi bunları bir hızlandırdı mı? Taleplerini, alacaklarını hızlandırma konusunda bir şeye girdiler mi başkanım? Valla bir tanesi girdi. Bundan önce davasını geri çekmişti, şimdi geri haciz işlemi başlattı. Yani dolayısıyla bizim hiç gelirimiz yok. Yani hiç gelirimiz olmadan biz bir şekilde... Bazen taraftarlarımız, belki de tabii başka takım taraftarlarıdır o da, yani diğer takımların taraftarları bizim taraftarımız gibi gözüküp işte yani gidiyorsunuz kapı kapı çalıyorsunuz, kulübü bu hale getirdiniz falan, yani para dileniyorsunuz mantığıyla konuşuyorlar da onlar hikaye boş, bizim getirdiğimiz durum belli kulübü. Yani birçok parası olan veyahut da paralı kulüp bizim elde ettiğimiz başarının yarısını elde edemiyor. İsim vermeyeceğim ama baktığınız zaman yani yeri geliyor adam milyon euro verip topçu indiriyor Süper Lig'den. Doğru evet. Mu? Ara transferde bunları yapmadılar mı? Yaptılar ama biz elhamdülillah yani şu an lig bitse Süper Lig'deyiz. Evet. Elhamdülillah. Hani biz camia olarak kenetlenmiş bir vaziyetteyiz. Gerek futbolcularımız, gerek teknik heyetimiz, yönetimimiz, taraftarımız bir mücadelenin içerisindeyiz. Dolayısıyla hani sabırlı oluyoruz, devam ediyoruz. Şurada 1,5 ayımız kaldı, 6 maçımız kaldı. Onu da aldığımız zaman Allah'ın izniyle her şeyin daha güzel olacağına inanıyoruz. Ama üzüldüğümüz şu, biraz daha böyle siyasetçilerin, Ankara'da siyaset yapanların veyahut da Ankara'da aday olmak isteyenlerin bundan sonraki süreçte bu işe el atması lazım. Yani tek başımıza biz yönetici arkadaşlarımızla 5 senedir mücadele ediyoruz ve 5 senedir bunları konuşuyoruz. Neyse kara gözüktü diyelim başkanım neredeyse. Ya tabii gözüktü yani, ama. Süper Lig en büyük hedef Süper Lig'e çıkmaktı başkan olduğunuzdan tabii, beri. Tabii tabii. Sizce ne zaman bu düğüm çözülür? 6 hafta kaldı. Geçen sene 3 hafta kala biz şampiyonluğu neredeyse ilan etmiştik. Son maç formalite. Ha, şimdi şöyle bir şey var. Rakiplerimizin bu süreçte işte 3-4 haftalık süreçte rakiplerimizin sonuçları da etkiler bizim durumumuzu. Yani biz kazanır onlar kaybederse. Mutlaka belki son maçta ama şimdi belli olacak. Şu an öyle bir öngörü söyleyemeyiz ama bir Ümraniye maçı, bir Gazişehir maçı bunlar önemli maçlar. Kırma maçları. Tabii. Ama bundan önemlisi de şu maçlarda işte kaybetmemekti. Evet. İşte biz bunu kazandık ve İnşallah Denizli maçında kazandıktan sonra biraz daha bir adım daha yaklaşacağız inşallah. İnşallah başkanım, size şampiyonluk röportajları yapmayı bekliyoruz. İnşallah tekrar. İnşallah. İlsiniz. Tek arzumuz dileğimiz bu. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Başkanım.